Ama Kübra sanki Jeho dediklerinde haklı biraz. Ne demiş abi tam olarak? Atar mısınız? Ama yayında izlemeyeyim ya. Şey gibi olacak. Tam olarak ne dediğinden haberim bile yok. Sadece bir şey söylediğini biliyorum ama önemli değil. Canı sağ olsun. Sıkıntı yok. Ben zaten en topa geldim işte. Tamam, anlıyorum. Ne söylemeye çalıştığımı anlamadın ama sen. Miranda ile ilgili daha çok içerik görmek isterim dedi. Sarkastik bir şekilde mi söyledi? Bu mu sorun? Tamam. Söylesin. Ne demeliyim şu an? Aa, nasıl söyler? Aa, asla bana öyle bir şey söyleyemez. Nasıl bunu demiş? O da böyle, o da şöyle falan mı demem gerekiyor şu an? Tam olarak. Atmamışsınız ki. Ne demiş? Hayır, ne duymak istiyorsunuz? Konu nereden buraya geldi? VV'yi izledikleri videoda söylüyor. Neden peki? Ne yapmışım da üzmüşüm onu? Neyim hoşuna gitmemiş? Ne yollardan ona zarar vermiş olabilirim de beni gördükçe görmemek istiyor olabilir? Ne bu nefret? Keşke biraz böyle sakin olsa ya, böyle rahat olsa, insan sevgisi yüksek olsa mesela. Hani insanlardan nefret edecek sebepler aramasa mesela. Hayat böyle gerçekten daha güzel. Bak çok ciddi söylüyorum arkadaşlar. Sizin için de söylüyorum. Böyle insanları yermek için sebepler, nefret etmek için sebepler aramayın. Hayat böyle bomboş. İnsanları sevmek için, onlarla güzel anılar geçirebilmek için sebepler arayın. Mesela ben o istediğiniz dramayı vermeyeceğim ama. Hiç sıkıntı yok. Söylesin artık, çünkü söyleyince de bir şey değişmiyor. Cevap verince de bir şey değişmiyor buna karşı. Daha çok kaos oluşuyor. Öyle olursak çok geçiriyorlar. Ya geçirsinler, boş ver. Hani elbet bir gün o da böyle bu tarz şeylerin bomboş bir şey olduğunu öğrenecek yani. Gençler bir şey soracağım. Facebook'ta Kaptan Amerika Türkiye grubunda olan varsa özele gelebilir mi? Yanlış anlamayın, reklam falan yapmıyorum. Şahreyn'den haz etmiyorum demişsin, sen başlatmışsın. Hayır, haz etmiyorum demedim. Demişsem de hatırlamıyorum. Yani şöyle bir şey oldu. Jahreyn'i ben çok seviyordum. Takip de ediyordum. O ana kadar hiçbir sıkıntı yoktu. Ama şöyle birkaç videosunu izledim. Ve her şeye çok kötü yorum yaptığını gördüm. Ve o Twitch'in başta gelenlerinden biri, anladınız mı? Hani yani Twitch Türkiye'de ilk o vardı. Ve öncü. Sadece izleyicilere değil, bizlere de öncü. Biz yayıncılara da öncü. Ve hani İnsanları sürekli kötü eleştirmek yerine böyle daha güzel eleştirirse belki daha güzel bir Twitch Türkiye olacaktı. Ben konunun tamamıyla burasındayım. Yani gelip benim chatimde "Aa, bu kız bunu da izleyen sırf şusu var diye izleniyor, sırf kız diye izleniyor" diye bir kitle varsa bunun sorumlusu belki de o. Sürekli her izlediği videoda kötü yorum yapıyor ve insanlara istediğiniz kadar kötü yorum yapma hakkına sahipsiniz cüretini veriyor. Yani tamamıyla benim onun kişisel olarak kötü yorum yapmasına bir şeyim yok. Bir lafım hiçbir zaman olmadı. Gerçekten severek böyle bir örnek olarak takip ettiğim bir insandı. Ama içim kararıyor, anladınız mı? Hani ona kötü yorum yap, buna kötü yorum yap ve daha fazla da izlemek istemiyorum. Bir müddet sonra da benim için de kötü bir şey yaptığını görünce ben de şey yaptım. Hani kötü, ona saygısızlık edecek bir şey yapmadım yani. Ya evet, ilk gıcık oldum çünkü hani birisini severek izlersiniz, saygı duyarsınız ama o bunu bilmeden, bilse bile belki de umurunda olmadan seninle ilgili en ufak bir şeyde seni yerecek, seni ezecek yorum yaptığında haliyle içinizde bir
şey hissi oluşuyor. Hani nasıl ya? Hani neden? Yapamaz gibi bir duygu oluşuyor ve o anın verdiği hisle ben de şey yaptım. Güldüm. Ben de laf attım. Ama kötü bir laf atmadım. Hani herkese eleştiriyorsun. Yine bu şeyleri söyledim. Herkese eleştiriyorsun. Kötü yorum yapıyorsun. Hani hoş değil. Yine bu tarz şeyler söyledim. Gidip kimseye saygısızlık yapmadım. Onun gibi yermedim. Aynen, bence de videoyu devam ettirelim çünkü bomboş bir konu. Hani Zehra ile bomboş demiyorum. Yine bunu kesip klip alıp salak saçma şeyler yapan tayfaya bahsediyorum. Zehra'nın boş olduğunu söylemem. Konu bomboş. Bu kadar basit. Biraz önce de açıklamasını gayet güzel ve kibar bir şekilde yaptığımı düşünüyorum. Daha fazla da yazmayın. Ne gerek var? Ne güzel sohbet ederken neden konu buraya geldi? Bu fotoğrafın da çok güzel. Gerçekten bu fotoğrafındaki gibi olsa efsane. Bana göre.